Bu videoda ATtiny 85 adlı geliştirme kartını inceleyeceğiz. Bununla ne olur ya? ATtiny 85 piyasada siyah veya mavi olarak bulunabiliyor ama iki kartın arasında fiziksel olarak hiçbir fark yok. Bu kart fiziksel olarak çok küçük ama gerçekten güçlü. 8 kilobayt flash belleği, ikisi de 512 byte olacak şekilde geçici ve EEPROM hafızası var. Ayrıca 6 adet genel amaçlı giriş çıkış pinine sahip ve bu pinlerden 4 tanesi ADC, yani analog dijital dönüştürücü özellikli. Bu sebeplerle de basit projeler için şahane bir seçenek. ATtiny 85 genelde boyutu küçük olduğu için giyilebilir teknolojiler, minyatür robotlar, klavye joystick gibi insan arayüzü cihazları, hatta basit sensör projeleri gibi bayağı yaygın alanlarda kullanılabiliyor. Bu videoda nasıl programlandığını ve nasıl kullanıldığını görmek için sadece üzerindeki dahili LED'i yakıp söndüren bir test projesi yükleyeceğiz. Önce neler lazım ona bir bakalım. Öncelikle bu kartı programlayabilmek için bize iki şey lazım olacak. Birincisi, bu kartı Arduino IDE'ye eklememiz gerekecek. Yani Board Manager kısmında gözükmesi için. İkincisi de Windows'un bunu tanıması için bunun sürücüleri var. Digistamp Drivers diye bir şey var. O açıklama, video açıklama kısmında indirebilirsiniz bunları. Ben yine de burada gösteriyorum. Google'a Armin Joe. Bu başka bir kişi, bu üçüncü kişi, yani direkt firmanın, bu kartı yapan firmanın kendi kütüphanesi değil. Armin Joe Digistamp, Digistamp Arduino. Bunu mu demek istediğiniz falan diyebilir, o önemli değil. Zaten şurada Armin Joe yazıyor. Bunu seçiyoruz. Bu internetteki bir arkadaş, yani asıl firma değil. Kendisi destek kalkınca kendisi desteğini vermiş. Buraya eklemiş kendisi, sağ olsun. Bize şu an bu lazım. Şunu kopyalayacağız. Arduino'yu açacağız. Tamam. Arduino'da yukarıda Preferences, yani seçenekler dediği bölümde, şurada ben de bu ekli ama sizde ekli olmayacaktır. Bu şöyle gözükecektir. STM32 daha önce programladıysanız bu gözükecektir. Eğer onu da yapmadıysanız zaten burada hiçbir şey olmayacaktır sizde. Burada kopyaladığımız o yazıyı bir alt satıra geçip buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde başka bir şey yapmamıza gerek yok. Okey dediğimiz zaman zaten bu otomatik olarak kartı buraya ekleyecek. Hatta burada Boards Manager kısmında bu sefer aradığımız zaman DG Stamp dediğimiz zaman AVR Boards. Bu şekilde geliyor. Burada sizde install çıkacak. Bende remove diyor zaten kurulu olduğu için. Sonra da bir proje yaparken de ya şuradan, mesela buradan DG yazdığım zaman zaten çıkıyor. Bizim kullandığımız bu resimdeki kartlar DG Spark yazan. Yani Pro olan değil. Pro olan daha hızlı. Bizdeki o değil. Bizdeki bu. Bunu seçip yazılım atacağız. Zaten bunlar da USB üzerinden çalıştığı için bir port seçmemiz gerekmiyor. Onu da göstereceğim zaten test yazılımımızı atarken. Şimdilik burayı iptal edelim. Çünkü neydi? Bir şey daha yapmamız gerekiyordu. Bunun sürücüsü lazımdı. Sürücü de burada aşağı indirdiğiniz zaman zaten şurada driver install diye bir kısım arkadaş yazmış. Buradan indirebilirsiniz diyor. Bastığımız zaman zaten bir sıkıştırılmış dosya indirecek. Bakalım çıkması lazım, aynen. Şimdi ben indirdiğim için 2 olarak işaretlemiş ama indirince de onu da hatta şey yapalım. Şuraya ben çıkarttım hatta, direkt orayı göstereyim. Böyle dosyalar çıkıyor. Bize burada açmamız gereken install drivers dediği. Bunu açacağız, sonra çıkan kutucuklara evet evet diyeceğiz. Yani sürücüyü yükle, izin ver manasında. Kurduktan sonra yazılım atmaya, kartı programlamaya hazır oluyoruz artık. Bundan sonrası tamamen kodumuzu yazıp kartı atmak. Şimdi test için bir tane Blink projesi oluşturalım. Arduino IDE'yi açıyoruz. Önce yine file kısmından burada Basic Blink kısmına geliyorum. Önceki projeye gerek yok. Hiçbir şey değiştirmeme gerek yok. Zaten bu test için hazır bir örnek proje. Sadece buradan DigiSpark bunu seçtim. Bu aşamada, yani diğer boardlarda yazılım atmanın aksine, bu aşamada burada boardunuzun bağlı olmaması lazım. Şu an USB bağlı olmayacak yani. Burada yazılım atmaya başladıktan sonra USB'mizi takacağız. İlk önce yazılım atmaya basacağım. Bastım. Zaten aşağıda bana cihaz bekleniyor gibi bir uyarı veriyor. Şimdi USB'mi takıyorum. Taktım. Zaten şimdi otomatik olarak atmaya başladı. Attıktan sonra thank you deyip hani bitirdiğini söyleyecek. Bittikten sonra da zaten şurada göstereyim. LED'in bir saniyede bir yanıp sönmesi lazım ki şu anda da yanıp sönüyor. Yani USB'den yazılımı aldı.
Bu videoda çok detaylı girmedik ama bu ufak kartla yapılabilecek şeyler arasında mesela böyle bir ses açma kapama ya da ses seviyesi ayarlama, volume knob dediğimiz cihazlar yapılabilir. Mesela bu örnek olarak yaptığım bir cihaz daha önce. Ya da Stream Deck tarzı özelleştirilmiş tuşları olan bir klavye yapılabilir. Video edit ya da düzenleme tarzı şeyler yapıyorsanız ileri geri sarma ya da belli yerlerden kesme gibi amaca uygun joystick tarzı bir cihaz yapılabilir. Tamamen sizin ihtiyacınız neyse ona göre kullanılabilen ufak bir cihaz. Bu videoda incelediğimiz geliştirme kartını bir sonraki videoda giriş çıkış pinleri genişletme modülüyle beraber kullanacağız. O videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun ve takipte kalın.